Elon Musk, insanlığın Mars hayalini gerçekleştirmeye en yakın isimlerden. Daha küçükken yaşıtlarından farklı biri olmuş Musk. Onların sahip olmadığı hayallere sahip olmuş hep. 12 yaşındayken Blaster adında uzayla ilgili bir video oyunu programlamış ve ilk parasını o zaman kazanmış. Tam $500. Musk, 17 yaşında doğduğu Güney Afrika'dan ayrılıp Kanada'ya doğru yola koyulmuş. Anne tarafından eski akrabalarını bulması epey bir zaman almış. Get the 1992 yılındaysa Pennsylvania Üniversitesi'ne kaydını yaptırarak Amerika macerasına başlamış. Ekonomi alanında lisans, fizik alanında da yan dal diploması almış. Musk'ın ilk girişimcilik başarısı çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı Zip2 projesiyle geldi. Zip2'nun 1999 yılındaki satışıyla $22 milyon kazanan Musk, daha sonra XCOM ve ardından Confinity ile birlikte PayPal şirketini kurdu. Musk, çocukluk hayali olan uzay projelerini hayata geçirmeye PayPal'ın satışından sonra başladı. Ve 2002 yılında SpaceX projesi hayata geçti. Güney Afrika doğumlu girişimci son yıllarda birbirinden iddialı sayısız projeyle adından söz ettiriyor. Güneş enerjisi panelleri, Hyperloop teknolojisi, elektrikli otomobil, uluslararası uzay istasyonuna yapılan ikmaller ve tabii Mars'ta koloni planları. Hyperloop One şirketi, Temmuz ayında Las Vegas'ta hız yuvar yani Hyperloop taşıma teknolojisi testinin ilkini başarıyla gerçekleştirdi. Böylece ses hızına yakın yeni ulaşım sistemine bir adım daha yaklaşılmış oldu. Tesla şirketi de Kasım ayında elektrikli kamyon Tesla Semi-Truck'ı tanıttı. Öte yandan Noel öncesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlara son ikmal de Musk'ın roketleriyle yapıldı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Falcon roketi Dragon ikmal gemisiyle yola çıkmasından sadece 10 dakika sonra Cape Canaveral Hava Kuvvetleri üstüne geri döndü. Ve SpaceX'e ait iniş pistinde dikey bir şekilde kalkıştan önceki pozisyonunu aldı. Dragon uzaya 2267 kilogramlık malzeme, kas deneyleri için 40 fare ve bira markası Budweiser'ın çimlenme deneyi için arpa tohumları götürdü. Budweiser, Mars'ta servis edilecek ilk birayı üretme iddiasında. Mars yolculuğu, Musk'ın da en büyük hayallerinden. Tabii proje sadece hayalle sınırlı kalmıyor. Musk, Mars'a ilk insanlı seferi 2024'te başlatmayı planlıyor. Yolculuğun bir yıl sürmesi bekleniyor. Musk, oldukça lüks bir donanıma sahip bir mekikle ilk etapta Kızıl Gezegen'e yaklaşık 100 kişiyi götürmeyi hedefliyor. Yolculuğun ücreti de şimdiden belli. Kişi başı $100,000. Ama Musk ölüm riski konusunda da uyarmadan edemiyor. Şimdilik Uluslararası Uzay İstasyonu'na kadar gidebilen roketlerin yeniden kullanılabilir olması Mars projesi açısından da çok önemli. Çünkü SpaceX yetkililerine göre binlerce insanı uzaya taşıyabilmek için fırlatma masraflarının azaltılması önemli. Milyonlarca dolarlık bir roketi uzaya gönderip sonra yok oluşunu izlemek onu üretenler için üzücü olduğu kadar şirket ya da devlet bütçesi için de hiç iyi değil. Musk'ın hayalleri aslında tüm insanlığın da hayalleriydi. İddia ettiği gibi Mars'ın yaşanacak çok güzel bir yer olacağı ifadelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ise zaman gösterecek ve o ana aslında çok fazla kalmadı.